Arkadaşlar merhabalar, katı cisimlerin birincisinden bahsedeceğim size, yani prizmalardan. Sonra piramitler, silindir, dönel cisimler, küre gelecek. Bunlara da devam edeceğiz. Bir de tabii koni var, o da önemli. Bunların hepsinden parça parça bahsedeceğim size. Geometride arkadaşlar ben anlatırken önce klasik sorularla anlatıyorum. Şu ana kadar e, konu anlatımlarımın içine özellikle yeni nesil soru çok yerleştirmemeye çalıştım. Onları ayrıca çözeceğim. Ayrıca yeni nesil sorular olacak ama şunu söylemem gerekiyor size. Açıkçası yeni nesil sorular aslında klasik soruların biraz böyle değiştirilmiş hali ve genelde başarılı olan arkadaşlar klasik soruları daha fazla çözenler. Bakın 2018 ve 2019'da birçok öğrencim oldu sınava giren ve biz bunlarla önce klasik kitapları çözdük. Bunu neden söylüyorum her seferinde? Birçok arkadaş yeni nesil Kavramına çok takılıyor ve bazen sırf bu yeni nesil muhabbetinden dolayı e, konuyu öğrenemiyorsunuz. İnanılmaz böyle bir yeni nesil fantezisi var piyasada. Kitaplar da bunu pompaladığı için muhtemelen siz de öyle hissediyorsunuz. Anlıyorum kaygınızı. Ancak arkadaşlar şöyle bir kavram ben hiç duymadım. Başarılı olan öğrencilerimden. Hocam ben klasik soruları çözdüm sınavda yeni nesil sorular geldi hiç yapamadım. Tam tersi ama çok oluyor. Yeni nesil sorulara çok abandım. Sınavdaki soruları yapamadım. Şundan dolayı o sınavdaki sorular bu seneye kadar gördüklerinizin birçoğuna benzemeyecek. E o zaman sınavda başarısız mı olacağız? Hayır. En basit örneği söylüyorum ben her zaman. Bu seneki 2019'daki arkadaşlar çanta sorusu çok güzel bir Pisagor sorusuydu. Çok güzel bir geometriye hakim olma sorusuydu. O soruyu yapacak arkadaşlar geometrisi gerçekten iyi olanlar. Aşırı derecede yeni nesil soru çözenler değil. Yeni nesil kitapları söyleyeyim. Niteliğin var, endemiğin var arkadaşlar, parafın var. Bu kitaplar yeni nesil soruları çok fazla içeriyor. Ama sadece bunları ben asla önermem. Klasik kitaplardan geometrin çok zayıfsa birey A, sonra birey B. Aşırı zayıfsa antrenmanlarla başlaman lazım ama şu an artık zaten hali hazırda. Yani bayağı bir ilerledik. Tabii ki ilk defa seneye artık bu videoyu izleyecek olan arkadaşlar için uyarı olsun. Gerekirse antrenmanlarla geometri. Sonra birey A, birey B bir arkadaşlar. Karekök TYT, bilgi sarmal geometri. Ki ben bilgi sarmalı gayet başarılı olan öğrencilerde kullandım. En standart kitaplardan biri. Endemik TYT, AYT soru bankası. İsterseniz karekök AYT soru bankası zorunlu tutmuyorum. Acil muhakkak çözülmeli. Ve arkadaşlar ...benim anlattıklarıma bakabilirsiniz. Bunlardan sonra tercihe bırakıyorum ben yeni nesil soruları... ...çünkü zaten kitapların çoğunda artık güzel sorular var. Ee, ve klasik sorularla konuları çok iyi öğrendiğinizde... ...inanılmaz bir şekilde diğerlerinde yapabildiğinizi göreceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ee, bazen dışarıdan baskı olabilir yeni nesil, yeni nesil. Ben şunu demiyorum sadece eski nesil çözün demiyorum. Ama eski nesil çözmeden başarıya ulaşmanız mümkün değil... Hatta Karekök TYT, Karekök AYT Soru Bankası gibi yine bilgi sarmal gibi içinde daha çok klasik soruların olduğu kitapları çözdükçe geometrinizin gayet ilerlediğini göreceksiniz. Şimdi çok uzattık bir 3 dakika sadece bu muhabbete gitti. Artık başlayalım. Prizm arkadaşlar özellikle bizim yapacağımız dik prizmalar yan yüzeyleri dikdörtgen olan şekillerdir. Gördüğünüz gibi burada bakın yan yüzeylerin hepsinin dikdörtgen olduğunu görüyorsunuz. Bize bakan yüzey, şuradaki yan yüzeyler bunların hepsinin ortak özelliği gördüğünüz gibi yan yüzeylerinin dikdörtgen olması. Ve tabanları da şekillerin ismini alıyor. Yani eğer bu yamuk prizma mesela tabanı yamuk oluyor. Kare prizma tabanı kare silindir tabi onun özel adı olduğu için artık dairesel prizma demiyoruz da silindir prizma silindir oluyor prizmamızın adı bu şekilde tabanları da isimlerini verecek prizmalara yan yüzeyler hep dikdörtgendir arkadaşlar hacmi şöyledir taban alanı çarpı yükseklik tüm alan Normal alanların toplamı. Özel bir formüle gerek yok. Dikdörtgenleri toplayın alanları bulun. Yan alan özel bir formüle gerek yok. Dikdörtgenleri toplayın bulun arkadaşlar. Böyle bir sürü formüle boğ boğmayacağım sizi. Bakalım şimdi bir kenarı 4 santim olan düzgün altıgeni Taban kabul eden dik bir yüksekliği 5 santim ise hacmi kaç santimetre küptür demiş. Bakın prizmanın hepsini çizmenize gerek yok. Şunu fark etmeniz yeterli. Bunun tabanı bir kenarı 4 olduğu için taban alanı nasıl bulunur? Düzgün altıgenin alanıyla. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4 çarpı 6. Yüksekliği de zaten bize 5 verilmiş. Çarpı 5. Gördüğünüz gibi o zaman buradan 4 kök 3, 20 kök 3, 120 kök 3 oldu. Prizmanın hacmi arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmiş sınavlarda bu kadar basit modelde olan sorular da oldu. Aşırı derecede zorlayan sorular da oldu. Ben bu yüzden katı cisimlerden elimden geldiğince soru çözmeye çalışacağım. Ama konu anlatımında da böyle süpersonik aşırı zor sorulara hemen abanmayacağım. Zaten katı cisimler zorlandığınız bir konu. Belki bazı sorular bana basit gelse bile size çok zor gelebilir. Tabanın bir kenarı 2 kök 3 santim olan eşkenar üçgen tabanlı dik bir izmanın yanal alanı 72 kök 3 santimetre kare ise hacmi kaç santimetre küptür? Yanal alan dediğimiz ne arkadaşlar? Üç tane yüzey bakın, bir bize bakan yüzey, bir şu soldaki yüzey, bir de arkadaşlar şurası bakın gördüğünüz gibi üç tane yüzey var. Eşkenar üçgenlerin zaten arkadaşlar bir kenarı iki kök 3 olduğu için haliyle bu üç kenarda iki kök 3 olacak. Böylece dikdörtgenlerin bir kenarı iki kök 3 diğer kenarı da şeklin yüksekliği. Toplam 3 tane birbirinin aynısı pembe yeşil ve o zaman sarı, ta, sarı tane diyorum. Sarı dikdörtgenler var. Bunların alanları 2 kökü çarpı haş olacak ve bunlardan 3 tane var. Yanal alan tabanları kabul etmiyoruz yanal alanda. Dolayısıyla 12 köküçe eşitmiş. Haliyle köküçler gider. Buradan arkadaşlar 3 kere 2 6 Şöyle haşı götürdük yanlışlıkla pardon. Kök 3'ler gider. İlk yarı 3, 6, haş, o 2 geldi. Yükseklik 2'ymiş. Bizden hacmi istiyor. Taban alanı nedir? Eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4. Yani 12 kök 3 bölü 4 çarpı yüksekliğimizde 2 arkadaşlar. Böylece bu prizmanın hacmi 6 kök 3'müş. Yazıyı silince tabi ben burayı 72 kökü değil 12 kökü olarak çözdüm. O yüzden arkadaşlar siz de şurayı düzeltin sonra kafanız karışmasın. Yan alanı ben 12 3 olarak kabul ederek başladım. Çünkü bir an 72'yi ben 12 diye gördüm. Dikdörtgenler prizmasının özelliği ne arkadaşlar ondan bahsedelim. Küp de bir dikdörtgenler prizmasıdır esasında. Bütün kenarları eşittir. Kare prizma da dikdörtgenler prizmasıdır. O yüzden bunların özellikleri aynı olacak. Nedir o? bir kere bunların hacimleri taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Alan dikdörtgenlerin toplamı onun için özel bir formül vermiyorum. Gelelim cisim köşegenine. Cisim köşegenin arkadaşlar sizin yanınızda karşınızda olmadığım için direkt söylemek zor gelebilir. Şöyle hayal edin. Birbirine en uzak köşeleri birbirine bağlayan doğrudur arkadaşlar. Yani şu. Odanızda tavanın en yüksek noktasından en dip noktasına ve bunlar en uzak olacak şekilde birbirine olan uzaklıklarını veren uzunluktur arkadaşlar. Öyle de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu E'yi nasıl bulacağız? Hemen bakalım. Şimdi şunu da size söylemem gerekiyor. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Basittir ama bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şöyle 3 boyutta anlatmak için ben eğik çizeyim. Bakın şimdi arkadaşlar diyelim bir yüzeye siz böyle dik indiriyorsunuz tamam mı? Kağıt düzlemine ya da masaya böyle bir dik indirdiğinizi düşünün. Tam dik indirdiğiniz şu nokta var ya işte bu noktadan geçen bütün doğrulara şu mavi doğru diktir. Bazen öyle görünmüyor siz görünmese bile şunu bilin. Ne diyorum bir daha söylüyorum bakın. Bir tabana dik olan böyle mavi doğru gibi bir doğru dikinerse tam indiği yerdeki bütün doğrulara dik olmak zorundadır. Bazen görüntüsü sizi aldatabilir. Bunu böyle bilmiş olun. Bakın şimdi DD üssü bir kere tabii ki tabana dik olacak. O zaman DD üssü tabana dikse böylece şu DB de tam onun geçtiği noktadan geçtiği için DB'ye de diktir. Haliyle burada kendiliğinden şöyle bir dik üçgen çıkıyor gördüğünüz gibi. DDB üssü. O zaman ne olur buradan? DB'yi bulmak için iki dik kenardan yararlanıyorum. B ve A yani A kare artı B kare. Kare kökü neye eşit? Şuradaki DB'ye eşit. Sonra arkadaşlar E'yi bulmak için neyden yararlanacağım? DB'den yani A kare artı B kare'den ve DD üstünden yararlanacağım. O zaman bunların kareleri toplamı ne olur? A kare artı B kare artı C kare. Kökünü aldığımız zaman işte size bu e uzunluğu. Bazen şöyle de diyorlar. Ayrıtların karelerinin toplamı köşegenin uzunluğunun karesini verir. Gerçekten de ayrıtlarımız A, B, C. Ayrıttan kastımız da işte 3 boyuttaki en boy ve yükseklik arkadaşlar. En boy ve yüksekliğin karelerini toplarsanız E'nin karesini bulmuş olursunuz. Bakalım şimdi bu soruya buna göre. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? Direkt taban alanı çarpı yükseklik. Dolayısıyla 9 çarpı 2 çarpı 6'dan 18 çarpı 6. 108 bunun hacmi olacak. Alanı dikdörtgenlerin toplamı bakın 6 çarpı 2'den 2 tane var. 24 karşısında da çünkü. Sonra taban alanı şöyle burası. 9 çarpı 2 18 karşısında bir tane daha var. 36 bir de. Bize bakan yüzey var bakın burada. Bize bakan yüzeyin kenarları da 9 ve 6 gördüğünüz gibi. 9 ve 6, 54 2 tane var 108. İşte bunların toplamı da bize cismin alanını verecek tüm alanını. 24 36 daha 60. Böylece 168 oldu cismin alanı. Cisim köşegeni demin de söylemiştim. Birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasıdır. Dolayısıyla şu d üssüyle B olur arkadaşlar. İlla bu mu olmak zorunda? Yo. İsterseniz şunu da diyebilirsiniz. AC üssü de olur. Fark etmez. Sonuç olarak şöyle bir dik üçgen oluşturmak zorundayız. Bakın böyle. Bir kenarı 6. Bir kenarı da 2 ve 9'un hipotenüsü. Yani 81 4 daha kök 85 olan bir dik üçgendir. 85 artı 36 kaç yapıyor? 121. Demek ki cisim köşegeninin uzunluğu da 11'miş arkadaşlar. Temel bilgileri bence bilmek özellikle TYT'de çok önemli. Çünkü TYT'de bazen arkadaşlar eski adıyla YGS'de temel soruları sorabiliyorlar. Direkt böyle hacmi bilmeniz, köşegeni bilmeniz yeterli olabiliyor. Ayette de gerçekten güzel sağlam sorular oldu. Ama şunu da hani e, ümit vermiş gibi olmayayım. TYT'de de bazen çok acayip sorular soruldu oldu eski adıyla YGS'de. Ayrıt, ayrıtları 3-4-10 sayılarıyla orantılı olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni 10 kök 5 ise hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bunun ayrıtları 3, 4, 10'la orantılıysa şöyle bir şey söyleyebiliriz gayet basit bir şekilde. Bir kenarına 3K dersin, bir kenarına 4K, diğer kenarına da 10K. Cisim köşegeni neydi? En uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçası. Yani artık kısaca bunların neyleri diyeceğiz? Pisagor'u 3, 4, 9'un karesi, 9K kare, 16K kare, Artı 10 k kare eşit olacak 10 kök 5'in karesine. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Zaten 9 16 daha 25. 10'un karesi 100 olacak. 125 k kare eşittir. 100 çarpı 5'in eşiti arkadaşlar. Böylece k kare buradan 4 geldi. Yani k 2 oldu. Dolayısıyla bunun bir kenarı 6. Diğer kenarı 8. Son kenarı da 10 k olduğu için 20. Hacmi nedir? 20 çarpı 8 çarpı 6. 48 çarpı 20'den 960 santimetre küp olacak cismin hacmi. 6. Her iki tarafın kare aldığınızda fark ettiniz mi? Her birinden ikişer tane var. Demek ki A çarpı B çarpı C neymiş? 5 çarpı 6 çarpı 7'ymiş. A çarpı B çarpı C ne? Bu cismin hacmi. Dolayısıyla 30 çarpı 7'den 210 bulmuş olduk bu cismin hacmini. Şimdi örnek 6 arkadaşlar bizim için biraz önemli bir örnek. Açık söylemek gerekirse şunu kabul etmek gerekiyor. Ben e, iyi olan veya kötü olan öğrencilerim fark etmeksizin bu görme kısmının önemli olduğunu düşünüyorum katı cisimlerde. Bazı öğrencilerim oldu böyle neredeyse ilk binde ilk yüzde bile olan dahil olmak üzere katı cisimlerde görmekten kaynaklı sıkıntı çektiler. Bazı öğrencilerim de daha vasat sıralamalar getirmelerine rağmen katı cisimlerin bu kısımlarında çok zorlanmadılar. Bu biraz kişisel bir şey. Yani üç boyutlu görme kabiliyeti denen özel müthiş yetenek yok ama birazcık da sıfır değil yani. Hani konuyu biliyorum yapamıyorum kısmı olmaz burada. O kadar da böyle e, derin sıkıntıya sokmaz. Ama görürken üç boyutlu görmesi iyi olan arkadaşların burada daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bir de zaten karşılıklı da değiliz arkadaşlar. Bunları benim için anlatmak hakikaten zor oluyor. Ama şu yorumdan yine vazgeçmeyeceğim ben dikkat etmeniz gereken şey bir yüzeye dik indirdiğiniz zaman tam o dik olan noktadan geçen tüm doğrulara bu doğrunun dik olmasıdır. Görüntü aldatabilir, kural aldatmaz ama onu söyleyeyim. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. DT gibi eğik kenarları bulmanın yolu arkadaşlar mümkün olduğunca Pisagor yapmak, dik üçgen oluşturmak. Burada bakın benim gözüme hemen şu D üstü T açıkçası çarpıyor. Burada gerçekten bir dik üçgen var mı? Kesinlikle var. Niye biliyor musunuz? DD üssü şu D üssü C üssü B üssü A üssüne dik değil mi bu yüzeye? O zaman tam buradan geçen kesinlikle D üssü T'ye de dik olur. Öyle gibi görünmüyor sanki darmış gibi görünüyor. Kesinlikle ona takılmayacaksınız dediğim gibi. Yüzeye dikse oradan geçen tüm doğrulara diktir. Şu kırmızı yüzeye dikse o zaman D üstü T'ye de dik olmak zorunda. Böylece burası 6. Şimdi C üssü T üssü Bu dikdörtgenler prizmasının bir kenarı 3. D üssü C üstü 3. DA 4 olduğu için CB de 4. C üstü B üstü de 4 dolayısıyla burası da 2. C üstünün tabii ki dik üçgen olduğunu kaçırmayın. 9, 4 daha. Burası 13 oldu. Yani kök 13 oldu. D üstü T. Böylece kök 13. Karesi 13. 36. 49 yaptı. Demek ki arkadaşlar DT uzunluğu 7'ymiş. Şöyle bakın burada bir dik üçgen oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. İşin püf noktası da bu dediğim mevzu. Bu en kısa soruları da arkadaşlar karşınıza gelebilir. Ben bunlardan Diğer videoda da çözeceğim size. İki tane videoda anlatacağım bu katı cisimlerin ilk kısmını. Orada birkaç tane soru göstermek istiyorum. Burada burayı bir bitireyim sonra yine devam edelim oradan. İki tane videoya bölmüş olayım konunun bu kısmını. En kısa sorularında arkadaşlar olay şudur. Şimdi siz böyle APPC üstünü özel olarak bulmayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben buraya en kısa nasıl gidebilirim? Gerçek hayatta da öyle aslında. En kısa yol böyle dost doğru yoldur. Yani şu gittiğiniz daha size yolu uzatırken dümdüz giderseniz en kısa yola ulaşmış olursunuz. O yüzden hedefimiz bir doğrusal güzergah belirleyebilir miyiz? Bunun derdindeyiz. O yüzden de ne yapacağız? Bunu bir kutu gibi düşünüp sonra B üstü C üstüne bakın açacağım. Şöyle A üstü yapayım. Bakın şunu bir kutunun kapağı olarak düşünün b üssü c üssü ve bc'yi bu kapağı böyle sola ve sağa doğru hareket ettiriyormuşum gibi düşünün tamam mı? Dolayısıyla ne olur? Ben bu kapağı gelip a üssü b üssü ba'ya böyle yapıştırabilirim. Hedefimiz ne? Bu p noktası temsili bir nokta. A'dan nereye varacağım ben? C üstüne varacağım. İşte p öyle bir nokta ki apc üssü doğrusal olmak zorunda. Böylece cc üssü 5'ti. BC 4'tü. Burası da 8'de AB. Gördüğünüz gibi en kısa uzaklık arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeninden 13 olmuş oldu. Bu soru modelinden şimdilik bir tane çözdüm. Dediğim gibi ikinci videoda yine çözeceğim. Muhakkak orayı da izleyin arkadaşlar. Şimdi kare prizmaya gelelim. Kare prizma taban yüzeyi bir kare. Yüksekliği de bundan farklı olan bir prizma. AAB şeklinde bakın ya da CCD şeklinde. Burada dikkat etmemiz gereken şey taban kare olduğu için karenin özelliklerini kullanırız. Hatta cisim köşegeni ile ilgili de şöyle bir şey yapabiliriz artık. Normalde a kare artı b kare artı c kareydi ya burada ne olacak? a kare artı a kare artı b karenin karekökü olacak. Müthiş özel bir şey değil ama yine de söylemiş olayım. Cisim köşegeni 9 santim olan bir kare dik prizmanın yüksekliği 7 santim olduğuna göre alanı kaçtır? B'ye hemen burada şekil üstünde 7 diyelim. Haliyle o zaman ne olacak? Şu cisim köşegenine ne verilmiş bize? 9. Şuradaki dik üçgende ne olacak? A kare artı A kare artı 7'nin karesi 49 eşittir 81. Böylece 2 A kare eşittir 32. A kare 16. A 4 geldi. Taban yüzeyinin kenarları 4 santim oldu. Böylece arkadaşlar taban alanı 16. Karşısında yine 16 var. 32. Nereden bahsediyorum? Bu şekil üstünden görelim. Taban alanı gördüğünüz gibi burası ve burası iki tane taban. Yani ona taban demiyorlar. Taban taban diyoruz yine. Sonra arkadaşlar dikdörtgenler olacağı için burada ve bunların hepsinin kenarları da aynı olacağı için bir kenarı 4 bulduk. Diğer kenarı kaç bulmuştuk? 7 kendi vermişti. 28 bunlardan bir tanesinin alanı. Yalnız kare prizma olduğu için bütün yüzeylerin kısa kenarları birbirine eşit. Zaten yükseklikler 7. Demek ki diğerleri de 28 çarpı 4'ten e, kaç yapıyor? 30, 112 herhalde değil mi? Toplamları da o zaman 114 oldu. Alan sorulursa yüzey alanı alan da diyebilir, alanda diyebilir. Tüm alanı anlayacağız. Yan alanı zaten özellikle söylüyor arkadaşlar. Gelelim bizim için sorularda en çok çıkan arkadaşlar söyleyeyim küp çok çıkar, e, silindir çıkar, koni çıkar, küre çıkar. Bunların içinde de ben silindir ve küreyi şey silindir ve koniyi biraz daha önemsiyorum aslında. Çünkü silindir ve koninin içinde daire, çember bilgileri de olduğu için iç içe birleştirip gayet güzel sorabiliyorlar. Şimdi küpte mevzumuz gayet güzel. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla artık alana formül bile veririm. A kareden 6 tane var. 6A kare. Hacim A çarpı A çarpı A'dan A küp. Yüzey köşegeni dediğimiz herhangi bir karenin köşegeni buna A karenin kare kökü diyeceğimiz için. A kök 2 bakın yüzey köşegeni şu. Normal bir tane yüzeyin sadece köşegeni. Bu A kök 2. Cisim köşegeni hangisi? Yine D üssü B. O zaman bu da A kare artı. A kare artı A karenin kare kökü olduğu için A kök 3 İster ezberli istersen de gör böyle çok zor bir şey değil zaten. Ne demiş? Yüzey alanı sayıca hacmine eşit olan kübün cisim köşegeni kaç santimdir? Şimdi yüzey alanı 6 A kare. Hacmi A küp. Böylece A buradan 6 geldi. Cisim köşegeni de o zaman 6 köküç oldu arkadaşlar. Bir ayrıtı A santim olan küpten şekildeki gibi ayrıtı 1 santim olan bir küp çıkarılıyor. Cismin hacmi ve alanı ilk duruma göre nasıl değişir? Bir cisimden bir cisim çıkarırsanız hacmi tabii ki azalır. Dolayısıyla hacmi direkt bu çıkarılan yer kadar azalacak. Yani 1 santimetre küp kadar hacmi azalır. A şıkkı diyelim buna. Gelelim B şıkkına. Alan için aynı şeyi söylemeyiz arkadaşlar. Çünkü alanda şöyle bir durum vardır alan bir nevi boyayacağınız yüzey gibi. Şimdi siz şöyle harflendirelim. K, L, M, N yüzeyinden kurtuldunuz. Ancak fark ettiyseniz K, L, M'nin tam karşısında bakın aynı yüzeyden bir tane daha geldi. Şu an alandan bir birim çıktı ama bir birim geri geldi. Bir şey değişmedi. Sonra bakın üst yüzey gitti ama bunun aynısından karşıdan geldi. Yine şu an dengede. Ancak soruda arkadaşlar iç yüzeyler yoktu. Kapalı bir kutu olduğu için bu iç yüzeyler yoktu. Bu iç yüzeyler ekstradan çıktı. Bundan dolayı arkadaşlar bu cismin alanı 2 cm kare arttı. Buna lütfen dikkat edin. Bodoslama azalır falan demeyin. Tek tek yüzeylere bakın. Birbirini dengeleyenler evet alanı değiştirmez ama ekstradan çıkanlar ya da e, cisimden çıkıp da tekrar gelmeyenler cismin hacmini, pardon alanını değiştirir. Dolayısıyla bu yeşille taradıklarım ekstra çıktı. Onları da boyamamız gerekiyor bir nevi artık. Böylece 2 santimetre kare artar. Bakalım şimdi. Taban ayrıtları 9 ve 12 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kabın içinde 2 santim yüksekliğinde su vardır. Bu kabın içine bir ayrıtı 6 santim olan küp şeklindeki bir metal cisim konulduğunda suyun yüksekliği kaç santim olur? Küpün tabanı kabın tabanında düzgün oturmakta ve su taşmamaktadır diye uyarmış. Bunu lütfen bir videoyu durdurup uğraşmanızı istiyorum. Fena bir soru değil çünkü. Bazı arkadaşlar güzelce çözebilir, bazı arkadaşlar da bir yerde tıkanabilir. Yorumumla görmüş olursunuz. Burada şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bize bakan yüzeyinden sadece görelim olayı tamam mı? Başlangıçta 2 santimlik bir su var. Yüzey alanı bunun ne? 108. Yani içinde 108 çarpı 2 yani 216 santimetre küp su var. Sonra biz bunun içine bir cisim atıyoruz. Demek ki belli bir miktar yükseliyor ki bize o yüzden yüksekliği soruyor. Bu suyun yüksekliğini doğal olarak biraz arttırır. X kadar yüksekliğini arttırmış olsun. Haliyle burada gördüğümüz dışarıdan bakarsak böyle camın bir nevi karşısından böyle bir durum görürüz. Şimdi yeni durumdaki suyun yüksekliğini sormuş bize. Artık şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu cismin taban alanı 36. Doğru mu? Çarpı hacim şeye yüksekliği ne olacak? 2 artı x. Batan kısmının hacmi gördüğünüz gibi bu. Suyun hacmi zaten neydi? 216 idi. Yeni durumda toplam hacim nedir? Taban alanı 108 çarpı 2 artı x. Gördüğünüz gibi toplam hacim de bu olacak. Zaman 36 ile sadeleştirelim her tarafı. 1, 36'ya böldüğümüz zaman 6, 36'ya böldüğümüz zaman 3. Böylece 2 artı x artı 6 eşittir 6 artı 3x oldu. Böylece şunlar gitti, x buradan arkadaşlar 1 geldi. Bize Suyun yüksekliğini sorduğu için toplam yükseklik yeni durumda 3'e çıkmış oldu. Bakalım şimdi karma örneklere dediğim gibi diğer videoda da devam edeceğim bu örneklere. A, B, A üstü, B üstü, C üstü, D, A üssü, B üssü, C üssü, D üssü, bir küp. P eleman D üssü, C üssü demiş. Bu şu demek arkadaşlar. P illa o gördüğünüz noktada olmak zorunda değil. Bu D üssü, C üssü doğru parçasının üzerinde bir yerde demek istiyor yani. BC 6 santim ise alan PAB nedir? Bence de, şey bence de diyorum. Bence burada bir videoyu durdurun, yapmaya çalışın soruyu. Çözümü o kadar basit ki. Ben de onu hazırlayayım şimdi. Bakın şöyle düşüneceğiz. Burada bir ABCD üssü dikdörtgeni var. Şöyle tarayayım. Gördünüz mü? PAB de bu dikdörtgenin bir parçası haliyle ne söylüyorduk biz? Bir dikdörtgenin alanının yarısı oluyordu yükseklikleri aynıysa. Şöyle bakın gösterelim. Dikdörtgenin alanı bu da üçgenin alanı. Dikdörtgenin alanı nedir? Bir kenarı 6 6 6 kök 2 olacak. BC C üstü kenarı. Diğer kenarı zaten 6. Böylece dikdörtgenin alanı 6 çarpı 6 kök 2. Üçgenin alanı da arkadaşlar 18 kök 2 gelir. İkinci soruya bakalım. ACBC'ye dik verilmiş. AA üssü AB'ye eşit. AC6 yan alanını ve hacmini bulunuz demiş. Şimdi yan alanını için ne yapacağız? Üç tane yüzey var zaten. Birinci yüzey. Şu ikinci yüzey bu. Bize bakan yüzey tabii 3 deyince o taban anlaşılmasın pardon. Bir de bize bakan şu yüzey. Dolayısıyla bu dikdörtgenlerden birinin kenarı 10. Yüksekliği kaç? 10. A üssü B üssü AB kenarından oluşan yüzey 100. Sonra şu 1 numaralı soldaki yüzey 10 çarpı 6'dan 60 ve yine buradaki yüzey arkadaşlar 10 çarpı 8'den 80. 140 240 oldu. Böylece yan yüzeyin alanı, yan alan yani. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Böylece hacmi de 240 gelmiş oldu arkadaşlar. Ne demiş bakalım? Bu kabın içine 2 santim, 3 santim, 12 santim şeklinde bir dikdörtgenler prizması su boşaltılıyormuş. Kabın suyun yüksekliği kaç tane? Tam, gayet kolay bir soruda. Şimdi bu bir dikdörtgen prizma var böyle. Bunun içinde bir su var. Onun hacmine 2 çarpı 3 çarpı 12. 72 santimetre küp su var. 72 santimetre küp burada bir Boşluk tamamlayacak. Taban alanı zaten 4x9. Yüksekliğini bilmiyoruz. Demek ki 2 santimlik bir su yükselmesi olacakmış arkadaşlar. Nasıl olsa hacim değişmez. Yüzey köşegenleri 5, 3 kök 6 ve 7 santim olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kaç santimetredir demiş. Yüzey köşegenleri dediğimiz 3 tane yüzey var ayrı ayrı birbirinden bağımsız. Bir yan yüzey. Yine bir yan yüzey bir de taban arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması. Şimdi burada hatta şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir dikdörtgenler prizması olarak düşünürseniz. 3 tane birbirinden farklı yüzey var. Bunların birer kenarları hep ortak. A, B, C dersek bir tanesi arkadaşlar A kare artı C karenin köşegeni yani A, C'nin köşegeni A kare artı C kare buradan 25 olsun. Bir tanesi B ve C'den oluşuyor. B kare artı C kareye 3 çarpı 9 çarpı 6'dan 54 diyelim. Sonra A kare artı B kareye de kalan köşegen yani 7'nin karesinden 49 diyelim. Taraf tarafı topladığımızda 2A kare, 2B kare ve 2C kare oluyor. Bunların toplamı da 25, 49 daha 74. 54 daha 128 a kare artı b kare artı c kare de 64 geldi. Zaten cisim köşegeninde neydi arkadaşlar? A kare artı B kare artı C karenin karekökü yani kök 64 eşittir 8 olur cismin köşegeni. AB eşittir BC 3 santim, AB 5 santim demiş. Verilen bir ayrıtı 5 santim olan küpten 2 tane küp çıkarılarak elde edildiğine göre bu cismin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Gayet basit aslında bu soruda. Taban alanı arkadaşlar ne? Ee, Tabii küp olduğu için 25. Yine yükseklik 5. Bu normalde hacim. Çıkarılan kısım ne? Çıkarılan kısımda bakın 2. Buradan da 2. 2. Buradan da 2. 2'nin kübü 8. Bundan 2 tane çıkarılıyor. 125-16'dan 109 cm küpmüş kalan cismin hacmi. İkinci videoda arkadaşlar yine bu prizmalarla ilgili soru çözeceğim. Orada görüşmek üzere.